İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenterler Asamblesi 68. Genel Kurulu'nda konuşma yapan Stoltenberg, İstanbul'da geçen hafta yaşanan vahşi terör saldırısını kınadı. Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bakın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresiz uzatılması ile ilgili genel kurulda yönelttiği bir soruya, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında, esir değiş tokuşlarında çok kilit ve önemli bir rol oynadı. Türkiye, NATO'nun önemli ve etkili bir üyesi. Türkiye, terörizme karşı mücadelede de çok güçlü bir NATO ülkesidir. Geçen hafta İstanbul'da vahşi bir terör saldırısı oldu. Bunu da kınıyoruz yanıtını verdi. Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin parlamenterlerine Ukrayna'ya destekte hepinizin birlik olmasını istiyorum ifadesini kullanarak NATO olarak 2022'de Ukrayna'ya desteğimizi arttırarak devam ettirme kararı aldık. Madrid zirvesi NATO için önemli bir geçiş dönemi oldu. Rusya'nın stratejik ortaklıktan çıkarılıp tehdit olarak tanımlandı. Yeni stratejik konsept kabul edildi ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine davet edildi diye konuştu. Savaşın çok uzun süreceğinin farkında olduklarını ve NATO üyelerinden uzun süre daha Ukrayna'yı desteklemeye hazırlıklı olmalarını beklediklerini kaydeden Stoltenberg, bunun bedelini ödemeye hazırız. Bizler NATO ittifakı olarak maddi bir bedel ödüyoruz ama onlar kanlarıyla çok daha büyük bir bedel ödüyorlar değerlendirmesinde bulundu. NATO Parlamenterler Asamblesi'ne ittifak üyesi 30 ülkeden 269 parlamenterle 11 ortak delegasyondan ve 8 gözlemci parlamenter delegasyondan 100 kadar parlamenter katılırken Türkiye'yi NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bakın yanı sıra AK Parti'den 7, CHP'den 4, HDP'den 2, MHP'den 2 ve İyi Parti'den 1 milletvekili temsil etti. Madrid'de 3 gün süren toplantılarda Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya destek öncelik oldu. Ayrıca Madrid'de 28-30 Haziran'da yapılan NATO zirvesinde alınan yeni stratejik konsept kararlarının uygulanması NATO'nun savunma ve caydırıcılık çalışmaları, Rusya'nın tehditlerine cevap, siber güvenlik, iklim değişikliği sorununun güvenlik üzerindeki etkileri, Afganistan konuları da ele alındı. Diğer yandan toplantılara katılan yabancı delegasyonların İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısından dolayı başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.